Normal şartlarda bayram öncesi birçok sektörde hareketlenmeler yaşanıyor. Bu sektörlerin başında giyim, ayakkabı, tatlı ve bayramların vazgeçilmezi olan bayram şekeri sektörleri yer alıyor. Ancak bu yıl hem koronavirüs salgınından dolayı hem de açıklanan son karar ile birlikte, bayram yasağı kararıyla birlikte alışık olduğumuz bu hareketlilik pek yaşanmıyor. Örneğin şu an tarihi Diyarbakır Yanık Çarşısı'ndayız. Eskiden bayram öncesi buralarda iğne atsan yere düşmeyecek bir hal olurdu. Ancak alışık olduğumuz bu görüntüler bu bayram öncesi buralarda yaşanmıyor. Şöyle söyleyeyim, geçen bayramlarda satışımız 3000 tepsiydi. Bu bayramda 1500'e falan düştü. Ama dünkü açıklanan kararla birlikte bayağı bir düştü, hani satışlarımız belli hani zaten. Satış yaklaşık 500'e düştü. Ondan dolayı hani cidden de hareketsizlik var. Hani yasak da bizi bayağı bir sıktı, hani nasıl söyleyeyim. İstediğimiz satışı yapamıyoruz. Ha, malzememiz var, hani baklavamız var yeterli sayıda. Hatta geliyor, günlük geliyor zaten. Ama hani yasak olduğu için millet almıyor. Yani bu bizi bayağı bir etkiledi. Geçen bayrama göre hani bayağı bir hazırlık yaptık, hani geçen bayrama nazaran. Ama şimdi bakıyoruz ki hani eski bayram olmayacak, çünkü eski satışlarımız olmayacak. Biz ona göre önlemler almıştık. Ama şimdi iş öyle gözüküyor ki elimizde kalacak. İnşallah bu virüs geçsin de sıkıntı yok. Yine çok şükür düzeliriz. Rabbimden tek isteğim bu virüsü üstümüzden atması, sağlıklı bir şekilde tekrar hayatımıza devam etmemiz. Zaten daha önceleri de iş konusunda sıkıntı vardı. Bu dünya genelinde de böyle. Bu yasa geldiğinden ötürü daha bir sıkıntı oluştu. Zaten çıkma yasağı olmasından ötürü elbise almak isteyen kardeşlerimiz, halkımız bundan vazgeçecek. Bir tek elbise konusunda değil, bayramlık olan alışverişlerin ötürü de bu durumlar böyledir. Şu an biz dün iş yaparken bugün daha bir sıkıntıya girdik yani. Şu an mesela saat 11 olmuş, sefta etmemişiz zaten. Mesela geçen sene, geçen bayramlar biz %80, %90 iş yaparken şu an %30'a, %20'ye kadar gerilemeye düştü. Şu an bu süreç içerisinde ise %5'e kadar düşmesi bekleniyor yani. Ben daha önce tek bir müşteriye 5-6 parça verirken şu an akşama kadar belki 6-7 parça veremeyeceğim. Tabii neticede maddi yönden kadar sıkıntı çekmiş olsak bile şu an bir manevi yönden de bir sıkıntı var. Bu hastalık, bu sıkıntılar tek derdimiz, tek isteğimiz bu hastalığın, bu sıkıntının biraz önce başımızdan gidebilmesidir. Bayram şekerleri. Biraz siyaset yap ki şey olsun. Abi geçen bayramlara nazaran bu bayram hiç havası yok daha önce. Onu öncelikle söyleyelim abi. Olsaydı çok yoğun olurdu. Şu an yani size bu röportajı yapma zamanımız olmazdı. Hakikaten olmazdı yani kalabalıktan dolayı. Böyle bir hava yok. Bayram havası yok. Şimdi biz de bir hazırlık yaptık sonuçta. Bayram var önümüzde diye. İşte gördüğünüz gibi bayramlarda şeker satıyoruz. Şu anda satıyoruz. Daha şu an beklediğimiz şeyi alamadık abi. Şimdi abi atmosfer yani bu çarşı bayağı yoğun olurdu hani abi ya. Hani iğne atsan yere düşmeyecek hale gelirdi. Şu an gördüğünüz gibi sakin, bir şey yok abi. Ya zaten bu virüsün etkisiyle ister istemez bir durgunluk vardı zaten. Hani şehir giriş çıkışları kapalı, giden gelen yok. Onun şeyi vardı. Şimdi dün akşam Recep Tayyip Erdoğan açıkladı bayram yasağından sonra. Zaten bu saatten sonra insan ne alışverişe çıkar. Ne tatlıdır, şekeridir, kıyafetidir. Zaten bayram yok. İşler daha da durgunlaşıyor. Yani olsun, yani canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Önümüz aydınlık olsun. Yani bu hastalıktır, yani başka bir şey değil. Ama şu anda işler iyi görünmüyor hiçbir sektör için. Bakarız, Allah sorumuzu hayretsin. Şimdi zaten normalde tatlıcıların işi bayrama bir hafta kala zaten yoğunluk başlar. Yetiştiremezler artık ha. Ta Arefe gününün gecesine kadar. Ama bu bayram görüyorsunuz zaten burada kaldı 5 gün 6 gün. Şu anda hiçbir hareketlilik yok. Ne tatlı sektörü hiçbir sektörde yok. Ama bakarız işte daha önümüzde günler var ama bayram yok. İlk sefer hayatımızda bir bayramı yaşamayacağız. Ama olsun, önümüz aydınlık olsun. Hastalık bitsin de bir bayram daha yaşamayalım. Yapacak bir şey yok, hani bekleyeceğiz. Aynı kutu içerisinden mi olsun abi? Evet. Vallahi geçen sene 3000 tepsi satarken bu sene nazaran koronadan dolayı 1000 tepsiye düştük. Yani daha da düşüş bekliyoruz bu 4 gün yasaktan dolayı. Malum bayram havası yok bu sene. Kimse yok, hiç kimse dışarıda değil. Arefe günü nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Dün açıklanan karar ile durma noktasına geldik. Yani hiç kimse yok, ne dışarıda ne müşteri, kimseye tatlıya talep yok. Hani kimse dışarı çıkamıyor koronadan dolayı, dünkü yasaktan dolayı da.